Şimdi... Peki Sezer Sarıkaya telefon hattında bir şey söyleyecektin Serdar. Unutmayın ben... da tamam. Telefonu bir alayım. Sezer Sarıkaya hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Fotoğraftaki Elif Hanım'la sanırım düğününüz yapılıyor. Elif Hanım gelinlik giymiş. Yani ben bu iddiaları kabul etmiyorum. Evet, hangi iddiaları kabul etmiyorsunuz? Yani şu an orada benim fotoğrafımın falan yayınlanmasını, işte o Kübra Hanım'ın oraya çıkmasını... Önce bir şey rica edeceğim. Sezer Bey, bir dakika. Hoparlörü bir kapatırız. Hoparlörden konuşmayın benimle. Çünkü çok sağlıklı duyamıyorum, inanın sizi. Geliyor mu şu anda sesim? Evet, normal telefondan konuşun. Evet, iddiaları kabul etmiyorsunuz. Hangi iddiaları kabul etmiyorsunuz? Evet, iddiaları kabul etmiyorum. Orada benim fotoğrafımı, işte o Elif Şamur'un orada fotoğrafın yayınlanmasını da kabul etmiyorum. O peki bu fotoğrafta ne var? Anlayamadım. Bu fotoğrafı bir analiz edebilir misiniz bana? Neyiniz yani, niçin orada dans ediyorsunuz? Düğününüzde mi dans ediyorsunuz? Hayır, düğünün, yani orada düğün... olarak kabullendirmeyin yani bunu, yani o ya yalan buraya... konuşma, onlar ne o zaman kadının peki. Duvağını kaldırıyorsun be, yani şimdi beyaz bir elbise, saçının altında bir duvak, yani bir kadın hayatı boyunca bunu sadece işte ya nikahında ya da düğününde düğününde giyer. Bu sizin anladığım kadarıyla Elif Hanım'la özel bir anınız. Peki ben bir şey soracağım, oraya Kübra Hanım oraya ne şeyle çıkmış? Hakkımı aramaya çıktım, hakkımı. Ha, hakkınız orada sizin para alabilmek, bilmem ne yapmak. Ha, tabii. Evet, öyle oluyor zaten. Çok sahip peki, çıktım. Peki teker teker gidelim. Sezer Bey, Elif Hanım'la birlikte misiniz? Hayır, değilim ben şu anda Elif Hanım'la birlikte. Peki bu bir hafta öncesinde çekilmiş bir düğün fotoğrafı. Hanımefendinin beyaz o elbisesinin, gelinliğinin üstünde de bir kemer de, kırmızı kemer de var. Bizim örf adetlerimizi gayet iyi bilen birisiniz. Eşiniz Kübra Hanım'dan ayrılıp kendinize Elif Hanım'la yeni bir hayat kurmak istiyor musunuz? Şimdi ben Kübra Hanım'a bir şey demiyorum. Ben şu anda konuşmak istemiyorum. Telefonu da kapatıyorum ben şu anda. Peki kapatmadan önce ben şunu merak ediyorum. İzin vermezdir. İki yaşında ama bir çocuğunuz var. Ve Sezer Bey, kaldırırız fotoğrafı. Önemli değil. Kaldıralım arkadaşlar fotoğrafı. Sezer Bey, şunu merak ediyorum. Şu soruyu bir cevaplar mısınız lütfen? Bir iki yaşında çocuğunuz, bir de eşiniz 8 aylık hamile. Eşinizi ve çocuğunuzu kaç aydır görmüyorsunuz? Ben... Hadi cevap. Ben en son ne zaman geldin? Anlayamadım. En son ne zaman geldin? Evi bastığımda kız neredeydi kız? Sezer söylesene, kız neredeydi? Cevap versene ya. Ben konuşmak istemiyorum. Kız neredeydi? Kız babanın dizinin dibinde oturuyordu be. Bir dakika Sezer Bey, benimle konuşun. Tamam, eğer... şöyle yapalım, ben telefonu kapatıyorum. Ben kapatmayın, sadece benimle olurum. İletişim tamam. Kurun lütfen. Kurmuyorum ben yani oradaki... Önce eşim 5 ay önce evi terk etti dedi. 2 yaşındaki çocuğumu ve hamile bir kadını terk etti dedi. Ardından da bir hafta önce sanırım eşiniz evi basmış. Annenizin ve babanızın yaşadığı evi. O evde Elif Hanım da varmış. Bu fotoğraflar eline ulaştıktan sonra aslında sizin ilişki yaşadığınızı anladığım kadarıyla gözleriyle şahit olmuş. Şimdi eşinizden ayrılmak ve yeni bir hayat kurmak isteyebilirsiniz ama bunu niye boşanmadan yaptınız? Ben konuşmak istemiyorum Esra Hanım. Yani ben bunu şimdi Sezer Bey, şunu söylediğiniz için sormak durumundayım lütfen. Ben resmi kabul etmiyorum dediniz ya. Bu resimde evet. Kabul etmiyorum derken fotomontaj olabilir mi? Yani o fotoğrafı benden izinsiz neden? Hayır, sizden bakın. O ayrı bir, ben size onun gerekçesini anlatırım ama itirazınız buradaki Elif Hanım'la benim fotomontajla resmim yan yana geldi diyorsanız bu durum ayrı. Onu sormak istiyorum öncelikle. Bu fotoğraf gerçek mi, sahte mi? Ya bu zoraki bir evlilikti, tamam. Zoraki. Ne, bir dakika, ne? Esra Hanım, ben telefonu kapatmak hayır, istiyorum. Sezer Bey, çok önemli bir şey söylediniz. Zoraki olan nedir? Anlatın lütfen. Kübra ile olan yani. Evet. Kapattı. Peki Sezer Bey'in tekrar yayına bağlanmasını istiyorum. Zoraki olan o fotoğraftaki o dans etme anı mı, yoksa Kübra ile olan
Evlilik mi? Benle olan. Evlilik. Evet. Sizin evliliğiniz zoraki mi? Hayır. Biz 7 yıl bekar kaldık. 7 yıl flört ettiniz. Evet. Hı-hı. Bekar kaldık. Zorla da kimse kimseyi evlendirmedi. Gayet de mutluyduk. Madem o zaman bırakıp gitseydin beni. Ben ona da söyledim. Ya adam çok güzel oynamış, profesyonel oynamış. Siz şimdi bu ikinci çocuğu yani çocuğu İsteyerek. Yapmaya karar verdiniz. Bir çocuğumuz daha olsun aslında evlilikte atılmış en büyük adımlardan biridir. İsteyerek oldu Esra Hanım. Ben sordum. İkinci çocuğa dedim razı mısın? Razıyım dedi. Ben de istiyorum dedim. Hani oğlumuz yalnız büyümesin dedik. Ya böyle oldu. Yani 2,5 ay sonra ne oldu? Ya bu arada şunu da söyleyeyim. Çocuk yapalım deyince hemen çocuk da olmuyor yani. Hormonlar dediğiniz şey bu hayatın hani bu evliliğin olağan akışı içerisinde böyle bir haberi aldığınızda bu haberi sevinçle karşılarsınız. Biz bir de inançlı insanlarız. Fakat sonrasında eşinizin bu Elif Hanım'la olan düğün dans karesini dans karesi o kabul etmiyor. Diyor ki hayır orada düğün gibi bir şey yok diyor. Mesela sen o fotoğrafı nasıl yorumluyorsun? O fotoğrafta bildiğiniz kuşak bele bağlanmış. Kırmızı duvak takılmış. Ya düğün yani ben her düğüne giderken gelinlik giymiyorum. Ya da her davete giderken. Yani üstündeki zaten emanet gibi duruyor. Yani artık hani şey yakıştı mı yakışmadı mı yorumlamaktan ziyade benim için daha önemlisi şu fotoğrafı herkese soruyorum. Nasıl yorumlarsınız? Hadi size sorayım. Siz bu fotoğrafı gördüğünüzde ne görürsünüz? Bak şimdi abla diyor ki ne var orada? Bilezikler var. Yani kırmızı kurdelalı takılmış arka arkaya bilezikler var. Yo herkese soruyorum. Fotoğrafı nasıl yorumluyorsunuz? Buyurun. Bayağı resmen bir gelinlikle damat alyansı var. Yüzüğü, küpesi ve şeyin de var. Sezer'in de var. Yüzük, yalnız küpe. Yüzük, küpe falan. Full full yani bunun başka bir açıklaması yok. Bir de o kadar milletin ne zannediyorsa hani değiliz diye. Genç bir çiftin en özel günü, evlilik günü. Anlarından biri. Yani hani çevresindeki yaşadığı topluluğa ve topluma, sosyal çevresine aslında bu ilişkinin en büyük ilanlarından biridir de düğün bizim aramızda. Bir de poz da vermişler gayet güzel. Gelin ama beyefendi damat. Zoraki dedi. Ben mesela oraya takıldım. Sezer mesela Bey Kübra mı zoraki, düğün mü zoraki? Kendisine zorla mı damatlık giydirildi? O da ayrı bir şey yani zoraki diyor. Yani benim orada bulunma ben öyle algıladım. Yani ben de şöyle algıladım. Yok. Yani Elif'le bu düğünü yapmak zorundaydım. Elif'in tarafı ya da Elif ve onun etrafı zoraki, beni zorladı. Yani zorlama ben öyle algılıyorum. Bilemiyorum artık. Ama siz mesela enteresan. Şimdi dediniz ki bu fotoğraf Photoshop mu diye sordunuz yani aslında. Kabul etmediği için insan şunu hayır, da söyleyebilir. Hayır Photoshop'lu kime yaptıracağım ben elim memleket İstanbul'u bilmem şimdi, orayı hayır, bilmem. Hayır eşiniz kendini tanıyabilir herhalde. Elif Hanım'ı da siz diyorsunuz ki eski sevgilisi onu da tanıyabilir. Hani oradaki kişi X bir kişi değil, üçüncü kişi değil. Sizin hayatınızda daha önce tanışıklığı olan eşiniz bu resmi kabul etmediği için beyanı esastır benim için. Reşit, etmeyeceği zaten evli. Malumdu. Ha. Ama nasıl bu resmi nasıl inkar edebilirsiniz? İşte, ya da bunun düğün olmadığını... Tanıdığım için söylüyorum. Etmeyeceği malumdu. Ama şimdi onun beyanını kabul ettiğimizi varsayarsak... Ve ne zoraki? Zoraki dediği için bir zorlama altında mı bu düğün yapıldı? Düğün dediğiniz toplumda aleni olarak yapılır. Yani burada dua kaçılıyor. Ben şimdi mesela bu fotoğrafı daha farklı görüyorum. Burada bir dua kaçılıyor. Şey merak ediyorum. Sezer nasıl bir adamdır? Ya bu 5 ay öncesine kadar. Çok iyi. Hı? Çok iyi. Gerçekten evde temizliğimizi beraber yapardık, yemeğimizi yapardık. Ya affedersiniz lavaboyu, çamaşır suyu dokunuyor diye bana kendi yıkardı. Hı hı. Hani öyle bir dereceydik. Ev sahibim de hatta derdi ki ya Allah ne kadar mutlusunuz hani. Hı hı. Çamaşır asardı ya cam silerdi. Çok güzeldik. Ne olduysa 5 ay sonra 2,5 aylık hamile kaldıktan sonra bunlar çıktı ortaya. Aslında kardeşinin o samimi telefon görüşmesini yakaladıktan sonra evet. Her şey ortaya çıktı. O da inkar yolunu seçti. İftira atıyorsunuz dedi. Hı hı. Hani ev sahibimle işte bir araya getirdiler bizi. Oğlum dedi olabilir o senin karın soracak dedi. Hı hı. Yani bunu bahane edip de evi terk etmenin bir anlamı yok dedi. Bana gideceksin, gideceksin, gideceksin. 10 gün boyunca psikolojik sözlerle. Ya gitmeyeceğim diyorum. Hani gene dedim ki bak ben bir odada kalmaya razıyım ama evine gel. Hı hı. Ya en sonunda dayanılmayacak hale geldi.
Bir telefon geliyor, benden baba olmaz, benden koca olmaz, benden eş olmaz, ben ev bak bakamam. Hı hı. Ondan sonra yıkıldım zaten ben. Peki bunları niye söylüyor? Bilmiyorum işte. Ben bilmediğim bir memleketin içinde, bir evin içinde bir çocuklaydım. Kübra Giresun Hanım, senin memleketin değil mi? Ben İzmir'de yaşıyordum. Hı hı. İş sebebiyle oraya gittik. Hı hı. Ondan sonra bunlar zaten koptu. Sizin eviniz neredeydi? Bornova. Ha, Bornova'da. Siz normalde Bornova'da yaşıyordunuz. Ama bu ayrılık dönemiyle beraber sen Giresun'a ailenin evet. yanına gittin. Ailenin yanından geldin. Kayınpeder Şenol Bey telefon attığında. Şenol Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Elif Hanım, sizin neyiniz oluyor? İkinci gelininiz mi? Ya kızım, benim Elif'le Melek'le hiçbir ilişkim yok. Bak şimdi... Allah'ım, bak şimdi ben nereden başlayayım bilmiyorum. Bana şimdi ben Kübra Hanım İzmir'den geldim. Benim, bak kendim demiyorum. Benim kızım gibi o zaten. Elif mi? Elif'le benim işim yok diyorum bacım. Benimle tamam. Elif'le beraber. Ha bak şimdi ben Kübra ile beraber bunu İzmir'deyken bunu araları bozuyor. Kübra Giresun'a geliyor. Hı hı. Gelme kızım diye bunu defalarca söyledim. Yuvanı yıkma, gelme, şuydu buydu işte eve geç geliyor, ev geliyor falan. Buna bu şekilde mezar oldu ve Giresun'a geldi. Hı hı. Çezer de burada ne yaptı? O da geldi. Sonra bir daha gitti. Bir şeyler oldu. Biraz benim yanımda kaldı. Biraz anasının babasının yanında kaldı. Bununla beraber yeni kayınsa gibi değildi. Ha şimdi bana geçen akşam telefon açmış. Diyor baba işte siz düğün yapmışsınız, zumba yapmışsınız. Ben dedim kızım yemin ediyorum benim haberim varsa haberim... Kocaman ben sana dedim. Ben sizin haberiniz yok, biliyoruz zaten. Biz onu dedik ama sen o kızı niye evine kabul ettin? Bak ben izinle bir şey söyleyeyim sana. Bak ben sana hala kocamanım diyorum. Bak sen o kızı niye evine kabul ettin? Dizinin bak, dibinde oturuyordu ya. Bak kızım bir şey anlatabilir miyim sana? Tabii anlatsın bak, buyurun. Bak. Bir dakika, Sezer bak, Sezer İstanbul'dan geldiği zaman, bak Sezer İstanbul'dan geldiği zaman seninle ne yapmaya geldi? Konuşmaya, anlaşmaya geldi, doğru mu? Hı hı. Ne konuda bak, anlaşacaklardı, onu da söyleyin lütfen. Bak ben ona, bak Kübra'ya ben devamlı söylüyorum. Kızım bak yuvanızı yıkma, etme neyleme bak, bir tane karnında var, bir tane elinde ben var. Ben direndim Esra Hanım, ben bak, direndim. Bir dakika dinle Kübra, madem bak beni bağladın bir dakika dinle. Ben sana şimdi bak yalvarmadım da sen de defalarca konuşmadın mı? Kızım bak bir tane elinde ver bir tane ha ne olsun olsun ben yine sana sahip çıkacağım demedin mi? Dedi. Bak bana dedin ki annen aradığı zaman bunlar sen bunlara düğün yapmışsın. Ya kimden haberim var ben sana düğün yaptığında? Ben size biraz... düğün yaptığınız demedim. Zaten ben dedim ki senin adına Hasan, kayınvalidemin adına Aydan koymuşlar. Annemin zihinsel engeli varmış. İl dışına çıkması yasakmış. Tamam bak doğru bak şimdi ben düğünden dumbadan hiçbir şeyden haberim yok. Sezer seninle buraya anlaşmaya geliyor bak anlaşmaya hangi geliyor. Hangi konuda anlaşacaklar? Ya hangi konuda anlaşacaklarını bak Kübra'ya yani, sorayım. Yani ayrılık bak, konusunda mı anlaşacaklar? Barışma yuvayı kurtarma konusunda mı anlaşacaklar? Zaten bak şimdi zaten Sezer istemiyordu. Bak istemiyordu. Kübra da biliyor bunu. Ben yine hep devamlı aralarını yapmak istedim ama olmadı. Ha, bu peki bu Kübra... kız... Şenol Bey, şimdi ben çok soru sormak istiyorum ve merak ediyorum da. Bu kız sizin evinize geldi mi? Sezer, baba bundan sonra benim hayat arkadaşım ve eşim Elif diyerek sizinle tanıştırdı mı? Bir dakika, bir şey söyleyeyim. Bak şimdi bunlar şimdi Sezer İstanbul'dan geldiği zaman da bunlar buraya boşanmalı anlaşmak için geldi. Doğru mu Kübra'ya sor? Ha, bunlar anlaşmalı boşanmak için geldi. Geldi, evet. Bir dakika. Geldi, aradan bir gün sonra kız geldi. Elif geldi. Bak, Elif geldi. Dedim oğlum bu yaptığın senin ne? Bu kepazelik değil mi? Sen ne yapıyorsun? Öyle dedim sen ne yapıyorsun? Senin bir tane kanında var, bir tane elinde var, senin çocukların var. Sen bunu anlaşmaya gitsin. Ha boşanacak mısın? İki tarafı anlaşmalı boşanın dedim. Anladım. Madem işlemiyorsan boşanın. Ama Elif'i size bak, benim bundan sonraki eşim olarak mı tanıttı? Eşim olarak hayır, mı tanıttı? Bak, hayır bir dakika. Bak ben de dedim ki bu kızın bize ne işi var? Öyle bu kızın bize ne işi var? Ya bu var işte ben dedi bak Şezer'le beraber gelme dedi. Tamam, söyleyin. Ha, bu kızın burada ne işi vardı? Ben dedi yarın zaten gideceğim. Bu kim dedim. Bak kim? Benim arkadaşım. Ben bana Sezer, bak yemin ediyorum. Bak şerefime namusuma yemin ediyorum. Bana evlendim. Hiçbir şey söylemedi. Peki bu fotoğraflar sizin için ne ifade ediyor? Hayır bak ben şimdi sana ben ona Sezer'e sordum. Sezer bu oğlum bu resim ne? Bunda dedim gelinlik giymiş, bu dedim elbise giymiş. Yok bu vardı. Ben dedi arkadaşımın düğünlerde giydi dedim dedi. Ha o da biz dedi hani böyle bir düğüne çıktık dedi. Ben dedi düğün yapmadım dedi. Peki şimdi Şenol Bey telefon hattından ayrılmayın lütfen. Oğlunuz Sezer tekrar telefon hattında. Sezer merhaba. Televizyonun sesini kısarsan telefondan daha rahat iletişim kurarız seninle. Sezer. Merhaba. Merhaba televizyon sesini kısar mısın?
Sadece telefondan duy. Tabii. Kız iyice. Daha rahat rahat konuşalım. Böyle iletişim çok zor oluyor. Tamam. Hı. Şimdi sen anlatmak ister misin? Ailenle de Elif'i tanıştırmışsın sanırım. Önce şuradan başlayalım. Bu fotoğraf için mi zoraki dedin? Bu fotoğraf zorla çekildi dedin. Şimdi Efe Hanım, ben şimdi bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum yani. Şimdi herkes burada yeterince rezil oldu. Ben bu konunun burada kapanmasını istiyorum. Niye, kızın tarafı bilmiyor değil mi senin evli barklı olduğunu? Bu doğru mu yani, Sezer? Neyi? Birlikte olduğunuz Elif Hanım'ın ailesi ve çevresi sizin evli olduğunuzu ve karınızın hamile olduğunu bilmiyor ve bu bilgiyi sakladınız mı onlardan? Evet, kimse bilmiyordu bunu. Yani şu anda Çamur ailesi benden, ilk kez... Şimdi Esra Hanım. Efendim? Şimdi o araya Kübra Hanım ne amaçla çıktığını bilmiyorum. Benden şimdi ben... Amacını söyleyeyim mi Kübra Hanım'ın sizin, nezdinde? Kübra Hanım değil. Hamile bir kadını çaresiz bırakmak. O değil de ben mesela kendisi hayatına soktu ikinci bir kadını... Ve onun çevresine yalan söyleyerek onun amacını da merak ediyorum. Bir tarafta burası terk ediliyor, diğer tarafta oraya büyük bir yalan söyleniyor. Sizin amacınız ne? Ya bana diyebilirdi ki. Ya ortanızda iki kadın var. Bana İkisinin de hayatını ki. Mahvediyorsunuz. Asıl sizin amacınız ne? Ben Elif'i seviyorum. Boşanalım, ben Elif'le evleneceğim deseydi niye bu kadar uzattı buralara kadar niye? Getirdi? Peki sen şimdi bunları söylüyorsun. Sen benden 250 bin lira talep ettiğin zamanda ben sana anlaşmalı boşanmayı söylediğimde... Sen niye bunları şey yapmadın? Ben seni sevdiğim için o zamanlar öyle dedim. He şimdi evde kendini rezil etmekten başka hiçbir işe yaramaz yani. Ha, ben rezil etmeye geldim evet. Ama Sezer Bey... Rezil ettin he tamam. Kızın tarafı bilmiyordu değil mi senin evli olduğun benimle? Sizin amacınız tamam, nedir? Ben konuşmak istemiyorum, tamam. Hayır, sizin amacınız tabii. Nedir? Yani... Bak şimdi sadece Kübra değil, karnındaki bebek, kucağındaki bebek 3 kişi. Öbür tarafta diğeri 4 kişi. Ya bu kadar insanın hayatını nasıl böyle mahvedebiliyorsunuz? Bu kadar yalanlar üzerine bir dünya... Ben konuşmak istemiyorum, telefonu da kapatıyorum. Kübra'nın anlaşmalı boşanmayı kabul ediyorsa... Tamam mı? Ediyorum zaten senin soy ismini kabul etmek istemiyorum merak etme. Sizi Kübra ile bağlayan çocuklarınız var. Bakın daha minicik bir evladınız var. Ben bu çocuklara sahip çıkmamazlık yapmıyorum yani. Bunu oraya gelip de yani... Tabii. Beş aydır neredesin? Ya ben senden giderken bez istedim. Niye getirmedin? Bez yok dedim bez. Ben bu zamana kadar yani bu çocuklardan doğru ben babalık yapmadım. Doğru sen de haklısın. Ben sana öncekini söylemiyorum. Bu olay içinde olanı soruyorum. Neyse ben konuşmak istemiyorum. Telefonu kapatıyorum, iyi günler. Niye ama bak Sezer her şey hayatın hep kaçarak. Hep bir şeylerden kaçarak, hep bir şeylerin üstünü örterek. Ya bu gerçeklerle eninde sonunda yüzleşecektin. Gerçekler her zaman ortaya çıkar. Saklanamaz ki. Bir de çok büyük bir yalan ya. Anlaşmalı boşanalım. Siz bakın Sezer Bey siz gideceksiniz. Toplum içerisinde evli olduğunuz halde düğün yapacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki tazminatsız boşanalım. Onun tazminat isteme hakkı var. Onu da kafadan söylemiyor. Kanun diyor ki kusurlu olan eş tazminat isteme hakkı var maddi ve manevi olarak. Tamam benden bu kişi tazminat talep etti mi? Ha. Tatminat talep etmezse boşanmazsınız. Hayır, değil mi? Sezer, öyle mi? Ettim Hülya Hanım, ettim 300 milyar tazminat talep ettim. Sezer, hayatta her şeyin bir bedeli var mı? Tamam mı? Ben şimdi bu parayı benden talep etti mi? Doğru mu? Ben bunu çıktım mı? Çıktım mı? Hayır, çıkmadım. Ha, ödemeye hazır mısınız bu parayı? Hayır, ben şimdi buna anlaşmalı ben boşanma teklif ettim. Bu iki kere ben buna sordum, ikisini de benden kabul etti. Ben bunun için Giraf'la bunun yanına gittim. Beni dinliyor musunuz? Evet, dinliyorum. Ben bunun için yanına gittim. Ben bunun yanına gittiğimde, kapısına gittiğimde dedim ki gel hani anlaşmalı istiyorsun madem dilekçeyi. Ya ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Çekişmeli olacak dedim. Hakkımı vereceksin madem dedim. Bir dakika. Merhaba. İyi misiniz şimdi? Değilim yani.
Yani gerçeklerle yüzleştiniz mi? Yani bunu ben zaten gerçeklerle zaten yüzleşmiş bir insandım zaten ki burada hani rezil olmaya gerek yoktu yani. Hayatınızı bu duruma getiren kimdir? Sorumlusu kimdir? Yani şu anki bu duruma gelme şeyimiz mi? Evet. Yani şu anda rezil olmamızın tek sebebi Kübra Hanım'dır yani. Başka bir şey senin değil. Yaptıkların ne peki? Senin yaptıkların ne ya? Normal bir şey mi? Normal mi karşılayayım? Söylesene bana, normal bir şey mi? Neyse, şimdi... Tamam, gel boşanalım. Anlaşmalı, hiçbir şey talep etmiyorum. Tamam. Zaten ben senin paranı ne yapacağım ki? Kübra da böyle bir gelinlik giyseydi Sezer Bey, bir resim çektirseydi mesela, bu resim de size gelseydi. Hayır, ben zaten kendisiyle ayrılmak istediğimi söyledim yani zaten ki bunu neyin uzatmasını yapıyoruz. Ama hangi sebeple ayrılmak istediğini söyledin? Yani istemiyorum, anlaşamıyoruz, şartlar bu. Anladım. Anlaşamıyoruz. Peki, geliyor musunuz Sezer Bey? Eşiniz boşanmak istediğini söyledi. Evet, ben yarın geleceğim. Peki. Boşanmak için... Karını da getir, karını. Ben yollarımızı ayırmak istiyorum. Karını da getir, karını. Müstakbel eşini. Sarı yalnız ballı böceğini. Bizim kanunda çok eşlilik yok yani. Öyle iki kadına nikah falan kıyamıyorsun. O yüzden bir tek eşi var, sensin o da. Yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kübra, seni şimdi uğurluyorum. Sen sadece kendine iyi bak, bebeğine de dikkat et. İnşallah. Yani bir kadının gerçekten en özel, en şımartılması gereken, kendini böyle farklı, zaten hormonal anlamda başka bir insansın ama böyle bir dönemde bir de bu acılarla, bu gerçeklerle yaşamak çok ağır. Allah sabır versin, yardımcısı olsun.